Selamlar dostlar. Sizlerle bugün Prison Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hapishanede çok garip şeyler oluyor. Bomba çıktı arama yerinde. Bomba çıktıysa yakında bizi şişlemeye de ekip gönderirler diye tahmin ettiğimden dolayı. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı diyorum. Artık arkama bile bakıyorum. Yani arkama değil yanıma sağıma soluma da bakıyorum artık. İş çok çirkinleşti. Gardiyanları bile kollamam gerekiyor. Yani o bomba hiç ayrı alamet değil. Bir şeylerin gelmekte olduğunu anlatır nitelikte. Şef, senin bir sıkıntı var galiba. Çok kaybettim. Benim için bulabilirsin. Evdiler için. Bunun için zamanım yok be şef. Yani parayla şey değil yani. Ben şimdi sana mahcup olurum. Yani ufak paralara çalışmıyoruz biz. Haydi. Toparlanalım. Alışveriş yapalım mı ya? $30'luk bir şeyim var mı benim? Sen de kalsın. Evet, bir rutin bir arama yapıyoruz. Arama demişim, yoklama yapıyoruz. 2, 3. Ne güzel lan. Aferin size oğlum. Aferin. Çık dışarı oğlum hadi. Oğlum dur sen de şurada adam gibi bir yoklama alsak. Zaten bak gayet sakin bir şekilde. Ben de yani insanım. Biraz alışveriş yapalım ya. Bir arama yapmak şart oldu ya. Para kalmadı biliyor musunuz? Gerçekten bir arama yapmam lazım. Üzerimde gerçekten... Ne oluyor lan? Oğlum birbirinizi şişeceksiniz. Duşları bekleyin. Duşta birbirinizi şişlersiniz. Durun. Sen de çık oğlum oradan dışarı. Kafanı kırdırtma. Yürü. Arkadaş hapishanede herkes psikopat ya. Nasıl bir hapishane yaptıysak arkadaş. Güzel. Nasıl bir hapishane yaptıysak herkes psikopat. Bir tane akıllı yok. Bir tane böyle aklı başında insan kalmamış. Şu güvenlik kamerası canımı sıktı. Onu bir tamir edeceğim. Onu bir tamir etmek lazım. Yani devletin malı bu. Gene aynı kameraya saldırmışlar ya. Çok zarar vermemiştir diye umut ediyorum ama. İçimden bir ses canını okudu kameranın. Bir ses diyor canını okudu kameranın ya. Evet. Kabloların da canını okumuş. Bitti mi? Bitti. Güzel. Gerçekten mahvetmiş ya. 80 dolarlık bir... Kameraya biz niye 80 dolar veriyoruz ki? Hayır ya. Tekrardan bir de çıkaracağım. Ne bak. Dünyanın parası gitti. 100 dolar. Gene bomba falan olmasın. Şaka maka. Bizim biraz... Ganimetimiz bitti. Onu bir yenilemek lazım. Yok mu ya şöyle güzel bir şey? Pırt. Ya şükürler olsun ya. Aç kalacağız. Yemin ediyorum aç kalacağız ya. Bunlar da olmasa. Tamam. Boş. Dolu çıksın diye bakıyorum ama yok. Oh, oh Allah'a şükür. Binleri de gördük. Güzel. Yok mu ya şöyle güzel bir şey? Haydi. Hep boşları geliyor ama. Dışarıdan gören biri de hapishanenin ne kadar temiz olduğunu düşünür. İçeri hiçbir şey girmiyormuş gibi. Güzel.
Varmış gibi. Şunda bir şey var. Yokmuş. Bunu törpü olmaz. Törpü ihbar ederim. Kaçmayacaklar. Evet, kendini savunmak isteyen olur. Alacağım. Götür. Ha. Bizden bir şey kaçmaz ya. Haydi bakalım. 7 gün içerisinde öleceksin. Ben bu konuşmanın aynısını yaptığımı düşünüyorum ama arkadaşlar. Ya bak gene aynı muhabbet döndü bak. Bak gene 7 gün içerisinde. Bir dövüş eğitimi daha almak istiyorum ya. Sende küçük bir dövüş kulübümüz var. Tamam lan yaptık oğlum biz bunu. Gel aslan. Artı 5 güç. İyidir iyidir. Duş odasına gidin. Bak duş. Tehlike. Ya iki yer çok uygun. Yani arkadan gelip de birinin size şiş takması için iki yer çok uygun. Duş ve koridor. Koridorlarda yine gardiyan var ama orada yok. Senin canını okumuşlar ya. Az giderken yerlerden bir çöp atın be. Haydi haydi hızlı. Geçen sefer başaramamıştık bu görevi haydi. Hızlı hızlı hızlı. Ben de bir sıkıntı olacak gibi ben şimdiden bir hazırlayayım. Evet, bekliyorum sıkıntı çıkarmanı. Evet. Evet. Haydi. Haydi bir atar yap. Evet. Ama sen de bir hastasın sanki sen ya. Ne sende bir hastalık var. Sen bir kalk bakayım birebire gönderelim biz seni ya. Kuru kafa işareti hiç. Hayır alamet değil ama neyse. Adamımsın. Dur, duşlardan çıkış yolu var. Bir duş kesin alacağım. Görevi yapamıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Çabuk 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 çabuk. Alamadım ya lan. Yürü. Çabuk sen de. Al şunu. Yürü 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 yürü. 3 dakikada ben geçen sefer nasıl yapamadım onu merak ediyorum. Ne ticareti? Aa, senden almışız zaten. Devam et. Senin üstünü arayalım ya. Sende var bir şeyler. Seninle konuşmuyorum. Peki. Gardiyanların bizi sevme olayı %100'e kadar ulaştı. Artık gardiyanlar da bizden. Böyle yani hapishanede böyle parmakla gösteriliyorum bu en iyi gardiyan diye. Mahkumlar yapmıyor ama olsun. Önemli olan gardiyanların bizi sevmesi. En azından gardiyanlar şişlemez. Sus lan. Al şunu. Yürü 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 yürü. Haydi arkadaşlar haydi. Kesin bir kabin alacağım ya. İlk işim müdür odasına gittiğim zaman ilk iş kabin almak. Biraz da kendime çeki düzen vereceğim. Böyle bir 3-5 job mop alırım belki yani. Taksit demlörde falan gelirim belki bilmiyorum yani. Haydi çocuklar haydi haydi. Ver 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 yürü. Son elemanlar bunlar da. Geç. Bu kadar hızlı duş için çalışacağımı düşünmezdim ama. Tamam gitti bitti güzel. Pis 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 pis. Şaka yapıyorum lan. Gerçi benim biber gazım yok. Gün bitmedi mi ya? Yo bitti. Niye dolu değil lan bu? Allah Allah. Niye dolu değil bu ya?
Hadi şu görevi başaralım haydi. Ver evladım, ver. Haydi haydi haydi. Güzel. Kutlarla saygım arttı. İyi. Çok önemli değil ama olsun. Briefing ofisi. Çok kısa bir gün olmadı mı? Yani. Bir sorgulama ya, biber gazım yenilenmesi lazım. Bitti bitti şef. Günlük bu kadar. Güzel güzel, kötü değil tabii de, kötü değil. Ah. Arama odasına gidin. Hoş geldin prenses. Köpeğe zulüm yapması. Öyle mi? Güzel. Hayvanlara. Öyle mi? Hoş geldin. Demek ağzı deli olmayan hayvana, öyle mi? Seni içeride çok sevecekler. Ben de öyle. Üzerinde ne var? Tabii şöyle. Bir de karşılık veriyor. Ağzı dili olmayan hayvana. Öyle mi? Welcome, welcome. Gire lan. Karşılık ver, ben hoşuma gitti. Sıradaki. Öyle mi? Parmak izin doğru, isim doğru. Mu. Doğru. Numara. O da doğru. Korsanlar yaymış. Parmak izi tarihleri. Gerçi bununla alakalı değildir diye durum ama. Sıkıntı yok. Hoş geldin. Allah Allah. Hapishaneye giren en temiz mahkum olabilirsin bu arada. Devam et. Gel. Şu ağırlık çalışabiliriz ya da paket yapabiliriz ama ağırlık bir tur daha çalışasın var. Bir tık dayanıklılığı zayıf gördüm. Yani şuradan şuraya gelirken bir zorlanıyor, bir tıkanıyoruz. 16'dan 18'e çıkmış bu arada. Kere daha yaparım, bunu daha da yapmam. Yani 200'de sabittiğim dayanıklılığı gerçi iki defa yapmam lazım. Sonra yapmam. Sıkıcı bir aktivite. Daha kaliteli aktiviteler var. Şunu da geç. On dört. On beş. On altı. On altı. On yedi. On sekiz. Evet, güzel. İki defa daha yaparım bunu, daha da yapmam. Kantine gidin. Ah güzel, o yaptığımız itliği görebileceğiz. Dur lan, katil değil bu. Tamam, bunu hallet, dur. Aa dur.
Kantinde zehirlenmeden ateşe klasik arbedelere kadar şişe sorunu yaşayabilir. Duruma göre uygun şekilde yanıt veren. Bazen birisi bilgisayarın içerisinde bulabilir. Onu azarlayın ve gerekirse onu kalabalık tarafından... Tamam. Cezaevi ablusu gibi kantinde askeri bir süresi vardır. Ancak Tutukları orada daha fazla zaman geçmesi demek saygı seviyeniz zaten minimum süre ulaştığında doğru konutu. Zaten tamam. Baksana be. Bir alışveriş yapalım mı? Bir tane bundan veriyorum. Bir tane de bundan veriyorum. Tamam. Ama çekici görmeyeyim bak milletin elinde. Seninle de bir alışverişimiz yapabilir miyiz? Jilet iki tane daha satayım ben sana. Devam et. 1825 25 dolar. İyi iyi güzel. Kantin rutini yazsanız alınır. Half mı? Dur bakacağım. Nerede o lavuk? Bunun yemeğini bir ilave yapmıştık. Ha. Yaptığımız itliği sağlıyor. İzleyelim dur. Ye ye. Afiyet olsun koçuma benim. Ye. Kafanı kırarım. Otur. Adamsın. Ne lan? Deli dansı yapma bana. Şşş. Ah! Ne oluyor oğlum? Deli dansı niye yapıyorsunuz oğlum? Bu ne? Korktum ya, isyan ettiler zannettim. Bir de siren çaldı ya, yangındanmış. Deli dansı yapıyorlar bana. Aa. Çıyalım. Dındırın dın 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 dın. Tarafı değiştirmedin belki aşırı kanser olmuşsun. Ben sadece yemek sensin. Yemekle ilgili bir şey olsa mutfağa git şefle konuş. Ne verdiniz oğlum bu yemeklerim? Ne lan? Ne kattın oğlum yemeklere lan şef? Senin kafanı kırarım bu bir. Hiç değişiklik yapmadım ama işe yaradığını tencerede ne kattım kim bilir eğer denedim anlayabilirsin. Yapraklar envanteri aldık.
Bunları satmayı sade bakalım. Sadece kendim dayı çıkardı. Sana iyi ödeme yapalım sanırım. Bak bir şey mi? Onlar kanıt hoca. Yazık sana. Öyle bir şey mi? Valla bu kanıt ya. Kanıt olmasa sıkıntı yok. Satarız da. Kanıt kaybolabilen bir şey yani. Ha. Sana doğrusunu söyleyelim. Bana doğru söyle yoksa ayın geri kalanı tek başına ekmek ve su içerek, su yiyerek geçirirsin. Su içerek geçirirsin. Hasan zaten döndükten sonra. Tamam peki anlatacağım. Bu yaprakları ben satın aldım. Onları kokay yapraklar olduğunu bilmiyordum. Sadece eğlence olsun diye ana tencereye koydum. Akşam yemeğinden sonra insanların nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Bunları kimden aldın? Mario Griffin'den. Ama onu nereden aldı hakkında hiçbir fikrim yok. Yemin ederim diyor. Eğer arkadaşıma komplo kuruyorsan doğru söylüyorum. Yemin ederim büyük annemin mezarı üzerine ederim. Tamam varsayalım ki sana inanıyorum. Öyleyse belki Mario Griffin Morg'daki paketlerden bilgisi var. O neydi? Seni duymadım. Hiçbir şey gidebilirsin. Bir daha da yapma diyoruz. İyi. Tezgah ortaya çıkıyor. Gardiyanlardan biri olmadan zaten bu iş olmazdı. Benim için bir şey almana ihtiyacım var. Şimdi dikkatimi çektin. Bana bir video kamera bulabilirsin. Gizli susturucu. Yönetkencilik mi yapacaksın? Seni sapık. Seni ilgilendirmez. Neden kendin almıyorsun? Bilsin dükkana gidiyorsun ve eşyalı satıyorsun. Bu daha ucuz olurdu. Hapishaneye bu tür şeyler alamam. Memurlardan biri kontrol ediyor. Ve her zaman bir şeylerin kaçmıyor bulabilirsin. Öyle olsun sana bir kamera ayarlayabilirim ama birkaç gün beklemen gerekiyor. Umarım bunun için yeterli param vardır. Kaç para lan? 300 dolar. Ucuzmuş. Teslimatta ödeme yapabilirsin. Başka seçeneğim yok. Lan 300 dolar koyar mı lan bana? Manyak. Hapishanenin ana gelirinin iki katı para var bende. Para var mı? Kanıta el koydum. El koyduğum için satamadım ama üzücü. Bir dinleneyim. Bekle. Bir sıkıntı çıkacak ya. Gardiyan kesin müdür bu işte. Müdürün şimdi kesin müdür bu işte ya. Kesin ya. Kokuyor yani. Ne yapıyorsun lan? Oğlum hepiniz var ya çiçek oldunuz ha. İlk geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz buraya? Muhtemelen hepinizi dövmüşümdür. Bak bunu bile çıkarmıyorum ha epeydir. Alıştık birbirimize. Seviyoruz değil mi birbirimizi? Yavaş. Haydi takalım biraz. Seninle bir sıkıntı var gibi ama alışveriş yapalım değil mi? Parayı. Biraz burada üstlerini arasam toplasam mı? Biraz ganimetim az biliyor musunuz? 2000 dolar biraz yetmiyor ya. Şşş yat aşağı. Dur orada. Düzeni sağladık ya. Sıkıntı yok. Çiçek gibi bak. Hepsi çiçek. Çiçekiz değil mi? Değil mi? Çiçeksin değil mi? Melun melun bakma bana. Güzel. Ne güzel düzenli düzenli yürüyorlar takılıyorlar. Aferin size. Aferin size. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Sana da aferin. Sana da aferin. Sana da aferin. Sana da aferin. Kediye zulüm yap. Sana aferin değil. Seninle konuşacağız. Ama gerçi benim anlaştığım herifmiş bu. Seninle anlaşmayı bozacağım ben ya. Şunu bilmiyordum. Sana da aferin. Sana aferin değil. Sana da aynı şekilde. Bir takım suçlardan dolayı ekstra cezalandırılacaksınız siz. Bu da köpeğe zulüm yapması. Öyle mi? Ne karşılık öyle mi? Karşındaki neyse. Halledeceğim ben. Hepinizi halledeceğim. Hepinizin sıkıntısını çözeceğim. 2 dakikada sinirlendirdiler beni. Basketbol oynamak ister misin? Yok.
Güzel. Neyse kızlar, haydi birazcık daha durup gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan burada? Aslında ben hadi ya. Kona kadar zeti sin toha. Ne yapıyorsun? Ayakesin hareket olmaz. Kakane değeri hiya. Lan hasta herif, hala duruyorsun. Avluda da böyle sorunlar çıkarabildikleri bilmiyordum bu arada. Adam bildiğin köşede bir şeyler eşeliyor. Gardiyanlarla biraz aram kötüleşti. Niye lan? Neyse toparlarsın. Serbest zamandayım. Bir kere daha kas çalışalım mı? Kalk lan. 20'ye kadar çıktı ya. Bir de gidip bir yetenek alacağım gardiyan odasından. Şu silahın titrememe olayı olsa iyi olur. Çünkü mahkumlar birazcık isyan etmeye meyilli. Haydi. 200 dayanıklı yaptık mı süper olacak bunu. Eğer silah eğitimi varsa böyle John Wick gibi gezmek istiyorum. Böyle 40 mermi 40 kill. Devam. One shot one kill. Devam. 3. Kondisyonu da iyi olması lazım ya. Gerçekten kayıt atmak gerekebiliyor. Yani kaçarken vurmak gerekebiliyor. Devam. Bir de bir yerden bir yere full koşarak gitmek de hızlı ya. Bu çok önemli aslında ya. Gayret. Güzel. Gidin ve tutukluları Jubilon'a gidin. At oraya. Okey. Güvenlik nerede kalıyordu? Kantin güvenlik düz en sondaki. Tamam. Güzel. Yok, güvenlik değil ya şey. Atölye, atölye değil. TV odası. Şurada kalıyor. Şu müdürün odasından bir şeylere bakalım ya. Bir cezaevine bir şeyler alalım. Bir duş alacağım. Duş sıkıntı çünkü. Ver gelsin. Parasıyla değil mi? Ver 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 ver. Radyo radyo. Alalım lan. Para yok işte. Cebimizden veremiyor muyuz? Mesela ben bir kendime bir şeyler alayım ya. Diz koruyucu. Full zırh mı alsak ya? Çelik yelek. Alalım alalım. Kask. Riot ekibi gibi gezeceğim. Heh, param var alıyorum. Ama o şeyi alacak param kalmadı, o sıkıntı. Adamdaki getireceği kamerayı. Aynen. 300 dolarım yok lan. halledilir ama ya. Bir bloğa gitsem oradan hemen 2 dakikada hallederiz. Sıkıntı yok. İki ticarete bakar. Malum canımızla tehdit ediyoruz. Full set gezmekte fayda var. Acilen paraya ihtiyacım var arkadaşlar. Para var mı be? Şş. Var ya, bir alışveriş. 20 dolar. 20 dolar bir şey değil ki oğlum ya. Kurtarmıyor beni. Yasal bir şey vereyim. Satayım. Almış. 10 dolar. Al. Böyle yüksek bir ticaret yapacağım bir lavuk lazım bana. Alo. Yok mu lan? Heh. Acilen para lazım. Nakdi sıkıştım biliyor musun? Lan Allah kahretsin. Bana ne lan seni saygından. Ulan nakde sıkıştım. Nakde 2000 dolarla geziyordum az önce. Neyse, gönüllü seçmeye başlayalım. Sende var mı? Yürü lan. Yürü sen de. Sen de yürü. Yürü lan. Yürü.
Yürü. Yürü, yürü lan. Sen de yürü. Yürü. Sen yürüme. Sen bir şey satıyor musun odayı ya? Git başımdan diyor. Ben o anlaşmayı bozasım var seninle ya. Bugünlük ticaret yapamayacağız gibi. Yürüyün kızlar. Ya bir 50 dolar ya. 50 dolar nedir? Koymaz be oğlum. Yani iki ticaretimize bakar yani. Ben selam versem 50 dolar alıyorum zaten. Üzücü. Acilen ticarete girmemiz lazım birileriyle. Yürüyün lan, bugün keyfim çok bozuk. Yürüyün. Geç. Hadi. Para bitti ya. Yürü babacım, yürü yürü yürü. Bu moralim çok bozuk. 50 dolara sıkıştık diye kamera alamıyoruz. Al lan şunu. Sen de al. Yürü. Beni kırarım. Yürü. Bakın bugün canım çok sıkkın. Paraya sıkıştım. Çalışmayıp ortalığı karıştırın, kafasını kırarım. Anlaşıldı mı? Zırhı da giydik mal gibi. Canı gidebilen bir şeymiş. Düşündüğüm gibi değil. Kafanızı kırarım. Kafanı kırarım. Aha, dakika bir olay bir. Bir süre ara ver. Ne yaptın sen, ne diyorsun? Bence de. Adam öldü, vay be. Devre. Haydi bugün birazcık daha hapishaneye de paraya sıkıştı. Klima istiyorsanız çalışın. Tamam, en son klima için söz vermiştim. Klima. Kafanı. Allah Allah, ne bu kardeşim ya? Dökülüp dökülüp duruyorsunuz. Klima, bu sefer klima alacağız. Bakın duş aldık 1000 dolara. Duş yaptırdık. Bir sonrakinde klima için. Tamam. Klima değil lan, radyo. Radyo, radyo. Bak ikidir yapıyorsun, kafanı kıracağım. Bak kafanı kırarım senin. Tamam. Çok canım sıkkın. Ne yapıyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Maaşımı alırsam gerçi arttırabilirim ya, kamerayı alabilirim. Birbirimizi anlayacağız. Anlayacağız. Zaman lazım. $69. Az az, haydi. Daha gayretli, daha gayretli. Hapishaneye para lazım, haydi. 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 Güzel. Tamam tamam, adam oldular. Çalışıyorlar. Güzel. İki tane yaralımız var. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Paspas çekebiliyoruz mu ya? Tek vurduktan sonra düzelmiş. Nasıl çalışıyor? Topara. Neyse, vurmayacağım. Vurmayacağım. İyi günündesin. Malzemeyi ver. Malzeme. Malzeme. Alet. Evet.
Güzel. Bunları dolduralım. Ne çaldıysanız verin. Benim vardiyamda böyle şeylere gözüm olmadığını biliyorsunuz. Ne bu? Ceza vermiyorum şimdilik. Senin cezanı ben uygulayacağım ama. Bende ne var lan? Ne bu? Akşam bana uğra. Yürüyün. Burada devletin memurları yani. Size izin verir mi diyorsunuz? Yürüyün. Koş. Koş. Tempo. Tempo. Yok şef. Sıkıntı yok. Bir günün daha. Verimli bir iş gününün daha sonuna geliyoruz galiba. Haydi yürü. Yürü lan. Hay maşallah. Çok para gitti. Neyse dükkana biraz para koymayı başardık ama ya. Vallahi bence briefing vermeden önce birazcık ganimet toplayalım ya. Parayı zaten toparlayamadık ama birazcık ganimete ihtiyacım var. Genel keyfe keder hücre araması yapacağım şimdi. Keyfe keder. Şöyle bir sopamızı da tekrardan bir elimize alalım. Keyfe keder. Başlayalım bakalım. Haydi bakalım. Kalk. Biraz ganimet bulsak iyi olur. Yoksa çok sıkıntı çekeceğiz. Üzerinde bir şey varsa ver. Biraz yoklayalım da. İşten paramız bitti ya. Niyeyse niye yot zırhı aldıysam. Alışveriş yapalım ya. Paran yok ki senin. Aynı yere baktım ya lan. Sakıncalı bir şey var sanki burada. Güzel. Bu 6. his muhabbeti var ya, o galiba 6. his miydi neydi? Yeşili gösteriyor ya kaçak malları. Ne kadar güvenebilirim bilmiyorum yeteneğe. Bir çekilir misin birader? Ha bak burada da var. Eğer böyleyse işimiz çok kolay. İşte öyle her yeri aramamıza gerek olmaz. Çık şuradan. Çık. Evet evet. Gardiyanlarla yüz yüze gördük bu arada. Aynen öyle. Oğlum bu çok güzel bir yetenekmiş lan. Vaa vallahi bütün hapishane böyle hiçbir yere aramama gerek yok ha. Bütün koğuşları böyle böyle toparlarım ben. Üzerinde senin bir şey var mı aslan? Oh ganimet ganimet ganimet. 100 dolar. Kamera almak istiyorum acaba. Nereden alabilirim? Ya bana kamera lazım birader. Church Thompson'a bekle. Onu alırız da. Onu alırız da. Ben senin üstünü bir arayayım mı ya? Dur seni aradım zaten. Aramadım. Dur dur. Yüzlerini bir arayayım ben seni. Bir kıllandım ben. Ha, neyse. Yokmuş. Şöyle bir ganimetleri bir toplayalım. Aha, ne lan bu? Adam olacaksınız. Üzerinde ne var? Ver lan şunu.
Ya ben mekanik olarak şey isterdim. Hani adam benden malını geri aldı ya, ondan sonra tekrardan arayıp ne lan bu? Bunu kimden aldın falan deyip bir rol döndürmek isterdim. Çık lan. Kalk. Kalk şuradan. Kalk kalk. Kalk. Bunu kafanı kırarım bak. Elini kaldırdığın anda kafanı kırarım. Lan çekil. Lan çık şuradan. Aman Allah'ım, çok kötü bir senaryo oldu. Güzel. Bir dakika, arkasında bir şey vardı sanki. Yok. İşeme yerleri, işeme. Güzel. Burada da bir şeyler var. Bana. Bu arada bu malları eğer ki çok param olursa tutuklara hediye edersem direkt %100 ilişkiye ulaşırım. %100 saygınlığa ulaşırım. Bu da OP. Ama güzel oldu bu arama yeteneği ya. Çok hoşuma gitti yani. Direkt tak, anahtar teslim nerede olduğunu söylüyor. Böylelikle ya şimdiye kadar böyle bir 600-700 dolarlık bir ganimet kaldırdık Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Mis. Çiçek ya, yeşil gösteriyor abi. Çok öpüyor. Bak mesela ganimet burada diyor. Zula'yı korumuş lavukluyor. Aa, cigara. Güzel. Ver. Slan. Seni de arayacağım. Var mı orada bir şey? Ne lan bu? Güzel. Böyle böyle, böyle böyle olacak. Böyle böyle yolumuzu bulacağız. Sen anlaşmalı şubeden miydin ya? Ya. Yok, bu içeri girenlerin de ne kadar parası var ya? Mine mine mine. 100 tane şey almışız galiba envantere. Başarım açıldı. İstemiyor mu lan? İyi, başkasına veririm o zaman. Bir sıkıntı var. Çekiç. Yarım. Vazgeçtim lan. Lavuk. Seninle anlaşmamızı bozuyorum. Neresi daha bird? Kalk. Kalk şuradan. Kalk lan. Kafanı kırarım senin ha. Ne lan bu çekiç? Sakıncalı bir malzeme. Bilmiyorum, ben bu adamdan para aldım mı almadım mı, ondan emin değilim ya. Devam edelim. Fix. Musluğa bir şey saklama yani. Fix. Neyse, hiç şaşırmıyorum artık. Tıbbi amaçlar için. Aynen. 100 dolarım var mı? Var. Aferin. 100 doların olduğu sürece her türlü tıbbi aracı kullanabilirsin. Bir de senin üzerine bir arayalım. Mis. Şu lavuğun üzerine bir aramak istiyorum. Anthony, merhaba. Anthony, sen bu dünya için fazla mı temizsin? Lan bir satıcıda nasıl malzeme olmaz? Boşa çıktı herhalde lavuk. Güzel. 660 dolara çıktık. Gün bitmedi bu arada. Bak alıyorum. Kalk. Kalk lan. Kırarım şimdi seni. Vuracaktı bana. Bana. Müdür beni bunlarla yakalarsa var ya. Parmakla gösterirler hapishanede beni. Gerçi müdür de işin içerisinde. Ha, şimdi adama da rakip oluruz bir yandan. Kalk.
Kalk lan. Kalk, her aramaya gelen tuvalette. Niye? Tuvaletin altında çünkü malzeme. Lan kalk. Lan kalksın. Neymiş efendim? Tuvaletteyim. Gene çok aksi bir durum. Ne lan bu? Ceza vermiyorum ya. Sıkacak takım. Şu lavuğun üzerine bir arabalım. Bir arayayım, gel buraya. Gene musluk fantezisi ha? Böyle bir şey var mı? Oo, babacığım burada bir şey var. Güzel güzel güzel. Çok temiz ganimet elde ettik var ya. Üf. Oy 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 oy. Oğlum geri almak istemiyor mu lan? Oğlum adam da 160 dolu bakmaya çıktı. Dur, yanlış yere baktım. Sen tehlikeli bir adamsın kardeşim, ben bunu gördüm. Bir ganimete göz gezdirelim yani. Adettendir. Görelim. Altı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Keyifli bir gündü. George Thompson. Onun bana getirmesi gerekiyor. Muhtemelen bir sonraki gün getirecek. Nerede ki o? Buradan biri değil galiba o yan koğuştan. Çünkü benim basic yarattığım buradaki karakterlerden biri olduğunu düşünmüyorum. Öyleymiş. Geldi mi lan bizim mal? Gelmedi mi? Öyleymiş, çok ağır şey oldum. Ne oldum? Evet, günü bitirmek için dükkanın kepeklerini bitir. Aa dur, şu gardiyana gitsek mi gerçi? Hmm, param da az ama. Bir ona da gidelim ya. Güvenlik. Suyun odası, briefing odası, river, guardian. Guardian odası, bir ufak odayalım ya, uğrayalım. Şunlar. Dış bölüm bunu, river. Mesafe müdür odası, geç. Guardian odası. Acilen yetenek lazım bana. Bu ne? Son uyarı. İhsan sırasında bazı tutukların kavgaya durması sınamak için son uyarı komutunu kullanabilirsiniz. 130 sayısı. Nihayetinde ihsan eden mahkumdan sayısı azaltma yarar. Keskin bu çeşitli şüpheleri veri kontrolü için. Aslında bu mantıklı. Arama, gözdağı verme. Tutukların hücre araması %50 oranında daha azdı ve tutuklu istediğin gibi davranmak için korkutma şansı daha yüksek. Olur mu? Güven. Sana ne kadar saygı duyduğuna bağlı olarak 2'den 6'ya tutukluya kadar alışveriş yapabilirsin. Her potansiyel alışveriş... O bu çok iyi. Ben bunu istiyorum. Pasifte ne var? Dayanıklılığı 100 artırmak, aslında bu çok işimize yarar. Tespit edilme şansım umurumda değil ya. Şu önemliydi. Oyuncuların yaralanması 100 aralığında. Oyuncu savunması 120 aralığında. Bu önemli. Maksimum seviye. Bu önemli değil. Dayanıklılık daha önemli. Ama pasiflerde iyi. Pasiflerde gitmek lazım. Bir tık önemli ama son uyarı bir tık hoşuma gitmedi ama şu altındaki iyi. Ticareti birazcık daha yani arttırmak için lazım bir şey yani bu. Alalım. Beceri puanı da bir sonraki seviyede alırız. Kamera için de paramız var. Çiçek ya. Senden ya bana direkt tecrübe puanı satsa hepsini açardım ya. O kadar fazla param var ki. Kendi gardiyanımı satın alabilirim neredeyse. Evet, gün sonuna gelelim. Şef, bugünlük bu kadar ya. 270 şirketten daha çok kazanmışım ki şirketin en karlı günlerinden biri. Bu da güzel bir gün demek. Evet, burada bitirelim. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.